Merhaba arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı dersimizin konusu. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini bir sıralayalım. Sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı, silahlanma yarışının hızlanması, bloklaşma, itiraf devletleri ve ittifak devletleri olarak milliyetçilik, ulusçuluk ve bundan kaynaklı çatışmalar diyebiliriz Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri olarak. Şimdi bunları daha iyi anlamanız açısından ben biraz genel bir değerlendirme yapacağım. Şimdi 1400'lü yılların sonları, 1500'lü yılların başlarına itibaren başlayan coğrafi keşifler, İspanyollar ve Portekizler öncülüğünde başlamıştı. Bunları İngiltere ve Fransa takip etti 1550'li yıllardan itibaren. Ancak İngiltere ve Fransa işin içine girdikten sonra işin biraz daha çevresi değişti, biraz daha boyut kazandı. Şöyle ki, İspanyollar ve Portekizler Güney Amerika'yı keşfe ve oraların zenginliklerini kendi ülkelerine taşırken Fransızlar ve İngilizler daha akılcı davrandılar. Ne yaptılar? Kuzey Amerika, ardından da Avustralya, Yeni Zelanda, hatta Afrika'ya başladılar yayılmaya. Oradaki zenginlikleri kendi ülkelerine taşıdılar ama bununla da yetinmediler. Bu zenginlikleri bilim ve teknik alanına da yansıttılar. Özellikle 1700'lü yıllardan itibaren deney ve gözlem metodunun işlenmeye başlanması, bunun teknik buluşlarla desteklenmesi ile İngiltere ve Fransa diğer ülkelerle arasındaki makası açmaya başladı. Özellikle de İngiltere kurmuş olduğu büyük donanma, deniz aşırı sefer yapabilecek ve denizlerdeki net üstünlüğünü sağlayacak donanma sayesinde dünyada neredeyse ayak basmadık yer bırakmaz hale geldi İngiltere. Aynı şekilde Fransa da bunu izledi. Fransa da 1700'lü yılların sonlarında önemli bir olay olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Bunu da burada anlatmadan geçmeyelim. Şimdi Fransa'da zenginlikle beraber sıkıntı yaratan bir de olay ortaya çıktı. Bu nedir? Fransa'nın zenginliği Fransız insanları arasında eşit paylaşılmıyordu. İşte bu eşit paylaşılmama sebebinden dolayı Fransa'da 1789'da Fransız İhtilali dediğimiz olay gerçekleşti. Halk yönetime karşı işte eşitlik isteriz, adalet isteriz, özgürlük isteriz düşüncesiyle soylulara karşı ayaklandılar ve başarılı da oldu. Fransa'da yönetim değişti. Ve bu düşünce kimi rahatsız etti? Hemen komşusu diyelim İngiltere'yi, İspanyolları rahatsız etti. Ne yaptılar bunlar? Fransa'da eski düzeni yerine getirmek, geri getirmek adına Fransa'ya savaş açtılar. Fransız insanı ne yaptı? Kendi ülkesine saldıran bu devletlere karşı inanılmaz bir milliyetçilik örneği göstererek birleştiler ve ülkelerini savundular. Ve böylelikle Fransa'da yeni bir düşünce akımı ortaya çıktı. Eşitlik, adalet, özgürlüğün üzerine bir de milliyetçilik akımı ortaya çıktı. İşte bu akım bizi de çok derinden etkileyecek olan şu hani milliyetçilik, ulusçuluk ayaklanmaları dediğimiz olayı ortaya çıkardı. Çünkü her millet kendi kaderini kendi tayin edebilmeli düşüncesinin Fransa'da doğup yayılmasından en fazla etkilenen ülkelerden biri de Osmanlı Devleti olacak. Şimdi 1800'lü yıllarda İngiltere'de çok önemli bir olayın da olduğunu söyleyelim. Bu nedir? Bu da sanayi devrimi. Nedir sanayi devrimi? Buhar gücünün makinalarda kullanılmaya başlaması. Böylelikle insan gücünün yerine, kas gücünün yerine makinalar almaya başladı. Ve böylelikle işte ham maddeler çok hızlı bir şekilde işlenip mamul hale getirilmeye başlandı. İşte bu da sömürgeciliği daha da arttıran bir başka neden oldu. Çünkü adamlar, yani İngiltere ve Fransa, sanayi devrimlerini gerçekleştirmiş olan ülkeler hızlı bir şekilde dünyada sömürebilecekleri yer arayışını arttırdılar. Ve bulabildikleri her alanı ya da her bölgeyi sömürüp kendi ülkelerine taşımaya başladılar ham madde kaynaklarını. Şimdi burada bir duralım, bir nefes alalım. İngiltere, Fransa'ya bırakalım. Diğer devletlere bakalım. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın tarafı olacak diğer devletlere. Onları bir değerlendirelim. Şimdi İngiltere ve Fransa bu kanattalar ve birbirlerine rakiptiler. Ama daha sonra bir araya gelecekler. Onun nedenini de açıklayacağım. Şimdi karşı tarafa bakalım. İttifak devletleri grubu olacak gruba. Almanya'ya bakalım. İtalya'ya bakalım. Şimdi Almanya ve İtalya bu dönemde ne haldeler? Almanya ve İtalya arkadaşlar uzun yüzyıllardır iç dinamiklerini, iç siyasi birliklerini sağlayamamış devletler. Almanya prensipler, İtalya cumhuriyetçikler şeklinde yönetilip durdu. 1870'lere gelindiğinde önce İtalya, daha sonra Almanya iç birliğini tamamladılar. İtalya Piemonte, Almanya Prusya olarak ortaya çıktı. Sanayi devrimlerini gerçekleştirdiler. Güçlü
Avrupa devletleri olarak dünya siyasetinde biz de varız demeye başladılar. İşte bu durum Almanya ve İtalya'nın iki önemli sorununu ortaya çıkardı. Nedir bunlar? Ham madde. Ve bunları satacakları pazar arayışları. İşte bu durum İngiltere ve Fransa'yı rahatsız etti. Otomatikmen İngiltere Fransa o döneme kadar birbirine rakipken Alman tehdidi ve İtalyan tehdidi karşısında, özellikle Alman tehdidi karşısında birlikte hareket etmeye başladılar. İttifak devletleri grubu, yani harita üzerine baktığımız zaman Almanya burada, İtalya burada, aradaki bağlantıyı kurabilmek için yanlarına kimi alacaklar? Avusturya'yı alacaklar. Avusturya Macaristan'ı alacaklar. Şimdi Avusturya Macaristan'dan bahsettiğimiz zaman şundan da bahsedelim. Fransa ihtilalinden Osmanlı ne kadar etkilendiyse Avusturya Macaristan'da o denli etkilenecek. Niye? O da Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir devlet. Şimdi burada bahsetmediğimiz bir tek devlet Rusya var. Rusya'dan da bahsedelim, bir de Osmanlı'dan bahsedelim kısaca. Şimdi Rusya dediğimiz devlet 1650'lerden itibaren Çar Deli Pedro diye bir adam geçecek bunların başına. Bu adam Ruslara tarihi hedefi olan Panislavizm düşüncesini, tarihi doktrinler Panislavizm düşüncesini ne diyelim aşılayacak. Neydi bu? Slav uluslarını tek çatı altında birleştirmek ve bir şekilde sıcak denizlere inmek. İşte 1600'lü yılların sonlarından itibaren Rusların tek düşüncesi Karadeniz üzerinden, Balkanlar üzerinden aşağı inmek olacak. Şimdi bu düşünceyle ilk önce Avusturya Macaristan'la ortak hareket edecekler 1700'lü yıllarda, ama 1800'lü yıllardan itibaren o Fransa ihtilali meydana getirdiği akımlarla Avusturya Macaristan İmparatorluğu sarsılmaya başlayınca Osmanlı gibi, Avusturya ile Rusya'nın ortaklıkları bir noktada bitecek. O yüzden Avusturya kime yanaşacak 1800'lü yılların sonlarında? Yine kendisine tehdit unsuru oluşturan Rusya'ya karşı Almanların yanında olmaya başlayacak. Ve böylelikle zaten bu bağlaşma dediğimiz olay, Almanya, Avusturya ve İtalyan bağlaşması kendiliğinden kurulmuş olacak. Rusya ne yapacak? 1700'lü yıllar boyunca Osmanlı'yı zorlayacak. 1800'lü yıllar boyunca Osmanlı'yı zorlayacak. Osmanlı Rus tehditine karşı kimden yardım alacak? İngiltere ve Fransa'dan yardım alacak. Ve İngiltere ve Fransa'dan yardım alırken burada hem Osmanlı'nın çıkarları ne diyelim ne gelecek İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'ya yardım etmesi, hem de İngiltere ve Fransa'nın da çıkarlarına ne diyelim faydalı olacak. Niye? Eğer Ruslar sıcak denizlere inerse otomatikmen İngilizler ve Fransızlarla sorun yaşayacak mıdır ileride? Evet, yaşayacaktır. He, o yüzden Osmanlı Rusların sıcak denizlere inmesinde bir ket. Fransız ve İngilizler açısından. Zaten 1900'lü yılların başına geldiğimizde işte Kuzey Afrika kıyılarına baktığımız zaman Fas, Tunus, Cezayir'in Fransız kolonisi, işte sömürgesi, Mısır'ın yine İngiliz sömürgesi olduğunu göreceğiz. Yani doğal olarak Rusların aşağı inmemesi bu adamların da lehine. Ha ne olacak da itiraf devletleri grubuna Rusya dahil olacak? İşte Alman ve İtalyan tehdidinin baş göstermesiyle beraber, özellikle Alman tehdidini, Almanya'yı köşeye sıkıştırabilme adına, makas altına alabilme adına İngiltere, Fransa, efendime söyleyeyim, Rusya'yı kendi yanlarında çekecek. Rusya'nın İngiltere'nin yanına girmesi ya da İngiltere, Fransız kanadına dahil olması kimin aleyhine bir tutum olur sizce? Tabii ki Osmanlı aleyhine olacak. Çünkü Osmanlı'ya karşı Rusya'yı İngiliz ve Fransızlar serbest bırakmış olacak. İşte Birinci Dünya Savaşı öncesinde bu dengeler, aslına bakarsanız, kurulması bu şekilde oldu. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın itiraf devletleri ve ittifak devletleri kanadında değiştirmeler, yer değiştirmeler olacak. Özellikle İtalya bu tarafa geçecek. Onu daha sonra bir kez daha bahsedeceğim, anlatacağım. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini verdikten sonra, savaşı sürükleyen genel nedenleri verdikten sonra bir de özel nedenlerine tek tek bir bakalım. Şimdi diyor ki siyasi birliğini geç sağlayan ve sömürgeciliğe başlayan, geç başlayan Almanya'nın sanayisi için İngiltere'nin sömürgelerine göz dikmesi. Tabii Alman tehdidi baş gösterdi. Kime? İngiltere karşısında. İngiltere ne yapacak? Kendi topraklarını ve sömürge topraklarını Alman tehdidine karşı korumak zorunda kalacak. Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu olan, bu nedenle üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk denilen İngiltere'nin kendisini ve sömürgeni Almanya'ya korumak için kimle yanaşacak? Fransızlarla yanaşacak. Onu da belirtelim. Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı ile Almanya'ya kaptırdığı Alsas-Lorraine bölgesini geri almak istemesi. Arkadaşlar burada şöyle bir hemen haritada baktığınız zaman
İki ülke sınır, Almanya ile Fransa. Bu bölgede kendi iki toprağı, ne diyelim, devlet arasında Alsace-Lorraine denen bir bölge var. Burası geniş maden yataklarının bulunduğu bölge. Zengin maden yataklarının bulunduğu bölge. Bu bölgeyi kim aldı? Sedan Savaşı'yla Almanya aldı. Kimin elinden? Fransa. İşte Fransa tarih boyunca rakip olduğu İngiltere'nin yanına yanaşmasının sebebi de bu. Rusya'nın boğazlardan geçerek Akdeniz'e inmek düşüncesi var. Panslavizm politikası var. İşte bu politikayı çok uzun yüzyıllar güttü ama başarılı olamadı İngiliz ve Fransızlar yüzünden. Ama şimdi Rusya'nın elinde müthiş bir koz var. Alman tehdidinin baş göstermesi İngiltere ve Fransa'nın Rusya'yı efendime söyleyeyim bir serbest bırakmasına yol açacak. İtalya'nın sömürgeler elde etme arzusu var. Yine ne diyelim, Balkanlar üzerinde İtalyanca konuşulan milletleri kendi çatısı altında, özellikle Adriyatik Denizi kıyısındaki devletleri ya da milletleri kendi çatısı altında toplama düşüncesi var. İşte bu sebepten de Avusturya Macaristan'la çekişmekte. Balkanlardaki Avusturya ve Rusya'nın başını çektiği yine ayrı bir sorun var. Slav ve Cermen çatışması. Bu da Avusturya Macaristan için bir savaş nedeni. Yine İtalya'nın Akdeniz'e hakimiyet kurma düşüncesi İtalya'nın tarihi emeli. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun da bütünlüğünü korumak istemesi yine Birinci Dünya Savaşı'nın bir başka özel nedeni. Şimdi arkadaşlar, bütün her şey Birinci Dünya Savaşı için aslına bakarsanız genel ve özel neden olarak hazır. Savaş nasıl başladı? Kısaca onu bir belirtelim. Ondan sonra savaşın gidişatı üzerine bakalım. Şimdi notlar var ama notları ben harita üzerinde izah edeyim size. Şimdi savaş Avusturya Macaristan Veliahtı'nın Sırbistan'a yaptığı bir gezi sırasında öldürülmesiyle başlıyor. İşte veliaht dediğimiz Ferdinand Bosna Hersek'e bir gezi düzenliyor. Bu sırada Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülüyor. Bunun üzerine Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açıyor. Şimdi Sırbistan'ın hamisi konumunda olan devlet kim? Rusya. Otomatikmen Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş açmasıyla Rusya kime savaş ilan ediyor? Avusturya Macaristan'a. Avusturya Macaristan'ın müttefiki kim? Almanya. Almanya kime savaş ilan edecek? Rusya'ya. Otomatikmen Almanya'nın savaş ilanıyla Fransa ve İngiltere devreye girecek. Almanya'nın Fransa'ya, Fransa'nın Almanya'ya savaş ilanıyla İngiltere de Almanya savaş açacak ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı şu bölgede başlamış olacak. Savaşın içinde olan devletler kimler büyük devlet olarak? Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Fransa. Kim yok? İtalya yok. Kim yok? Osmanlı daha savaşa girmiş durumda değil. Bunlar savaşın ilerleyen zamanları içerisine girecek. Savaşın hemen başında arkadaşlar ilginç bir olay. Uzak Doğu'da Japonya savaşa dahil olacak. Almanların Uzak Doğu'daki sömürgelerini ele geçirecek. Zaten o dönemde Japonya biraz İngiltere'nin ne diyelim güdümünde mi diyelim ya da etkisi İngiltere'nin Japonya üzerinde etkisi fazla. Japonya İtilaf Devletleri'ne bu şekilde bir yardımcı olmuş olacak. Savaştan en kısa sürede çekilmiş olan devlet de Japonya. Almanların Uzak Doğu'daki sömürgeleri ele geçirdikten sonra savaştan çekilecek. Şimdi Osmanlı Devleti'ne bir bakalım. Osmanlı Devleti'nin Alman ittifakını nasıl gerçekleştirdiğine, ne şartlarda gerçekleştirdiğine bakalım. Şimdi bu ittifak 2 Ağustos 1914'te imzalanıyor. Osmanlı adına Sadrazam Said Ali Paşa ile Almanya adına Almanya Büyükelçisi arasında imzalanıyor. Ha, 2 Ağustos tarihinde bu savaş başladı artık arkadaşlar. Yani daha yeni başladı. Daha savaş ilanları 1 Ağustos, 3 Ağustos o dönemde yapılıyor. Osmanlı Devleti eğer Rusya ve Avusturya'ya savaş açarsa, Osmanlı Devleti eğer Rusya Avusturya'ya savaş açarsa, Almanya buna katılmak zorunda kalırsa Osmanlı Devleti de savaşa girecek. İttifakta bu cümle var. Almanya Osmanlı Devleti bir tehdit altına girdiğinde gerekirse silahla karşı koyacak. Yani Almanya Osmanlı'yı koruyacak. Savaş olursa Almanya askeri heyetleri Osmanlı'nın emrine verilecek. Anlaşma Aralık 1918 tarihinin sonuna kadar geçerli olacak. Burada şöyle bir parantez açalım. Arkadaşlar 1800'lü yıllar boyunca Rus tehdidi Osmanlı'ya sürdüğü sürece İngiltere, Fransa Osmanlı'ya destek vermişti. Bir şekilde Ruslara karşı destek vermişti. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde uyguladığı siyasete biz denge siyaset demiştik. Hatırlarsanız büyük bir devlet Osmanlı'ya saldırdığı zaman diğer devletlerden yardım alma politikası demiştik, bu denge politikasına. Bir şekilde ömrünü 100 yıl kadar uzatmayı başarmıştı Osmanlı. Ancak Osmanlı devlet adamları da o dönemin işte yönetiminde bulunan İttihat Terakkiçiler de şunu biliyorlar, şunu da görülmüş bir gerçek.
İngiltere Fransa'ya, evet, İngiltere Fransa Osmanlı'ya destek veriyor ama her seferinde Osmanlı'dan ödünler koparıyor. Osmanlı'nın ne ölmesini istiyor ne de sağ salim ayakta durmasını istiyor. Yani böyle bir durum var. Ve Osmanlı İngiliz ve Fransızların karşısında çok güçlü bir devletin çıkıp, Almanya gibi bir devletin çıkıp çok kısa sürede İngiltere ve Fransa'ya tehdit edebilir duruma gelmesinden dolayı o dönemin Osmanlı Devleti'nin başında bulunan İttihat Terakkicilerin o bir Alman hayranı olduğunu görüyoruz. Yani Almanya'nın kendilerini kurtardığı gibi, yani Almanya'nın yükseldiği gibi Osmanlı Devleti'ni de yükseltebileceklerini düşünüyorlar. O yüzden Osmanlı'nın o dönemki İttihat Terakkicilerini bir Alman hayranlığının da bu ittifakın imzalanmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi savaş başladığı zaman Osmanlı Devleti'nin ilk başlardaki tutumu ne oldu diye bakalım. Öncelikle tarafsızlığını ilan etti. Ama genel seferberlik ilan etti. Kapitülasyonları da tek taraflı olarak kaldırdığını açıkladı. Şimdi kapitülasyon konusu Osmanlı Devleti İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya vermiş olduğu geniş kapitülasyonlar var. İşte bahsettiğimiz şey bu. İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya yardım etmiş ama her seferinde Osmanlı'dan kapitülasyonların alanını genişleterek devam ettirmiş. Yani Osmanlı'yı bir nevi yarı sömürge durumuna düşürmüş durumdalar 1800'lü yıllar içerisinde. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı tutumu ne olmuş dersek, İtilaf devletleri Goben ve Breslau'nun Osmanlı Devleti'ne sığınmasından sonra Osmanlı Devleti'nin savaşa gireceğinden endişe ettiler. Şimdi buraya bir açıklamamız lazım. Goben ve Breslau nedir ne değildir? Şimdi arkadaşlar, savaş başladı dedik. Nerede başladı? Daha çok Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da ve Batı Avrupa'da. Şu bölgede savaş alanı. Savaş nereye yansımamış durumda? Güney, yani Akdeniz kıyılarına daha savaş girmiş değil. Yani Güney Avrupa'da savaş yok. Şimdi bu dönemde iki tane, biz Osmanlı olarak savaş başlamadan önce İngiltere'de iki tane gemi satın almışız. Bu gemilerin de parasını peşinen ödemişiz. Ancak İngilizler Osmanlı-Alman ittifakının, daha doğrusu bu anlaşmanın yapıldığını öğrenince, zaten Almanlar bilerekten de bu anlaşmayı sızdırmışlar. Öğrenince bu gemilerin vermeyeceğini açıklamış. Yani Osmanlı'nın İngiltere'den satın aldığı gemileri vermeyeceğini, parasını ödediğimiz halde. Bunun üzerine Almanlar ne yapmış? Bilmiyorum, yani tarihi gerçek ne derece bu şekilde işlemiştir ama iki tane Alman gemisi, Goben ve Breslau, Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıyor. Giderken de işte Fransız kıyılarını topa tuta tuta geliyor. Kaçıyor, önce Çanakkale Boğazı'ndan içeri giriyor. Sonra İstanbul'a demirliyorlar ve Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını açıklıyor. Goben ve Breslau adlı iki Alman gemisini. Adlarını da Yavuz ve Midil olarak ne yapıyor? Değiştiriyor. Bu gemiler artık Osmanlı malı görünüyor. Yani satın aldığımıza göre malı görünüyor. Bir şekilde o dönemde İttihat ve Terakkiciler, ileri gelenleri, padişahı da biraz ne diyelim kandıraraktan bu gemilerin Karadeniz'e çıkmasına ve Karadeniz'de bir tatbikat yapmasına izin verecekler. İşin garip tarafı, gemilerin adı Yavuz Memedilli, bayrak, gemilerdeki bayrak Türk bayrağı ama gemi mürettebatı olduğu gibi Almanlardan oluşuyor. Almanlar Ruslarla savaş halinde değil mi? Evet, Ruslarla savaş halinde. Karadeniz'in karşı kıyıları kimin? Rus karşı kıyıları. Bu gemiler ne yapacaklar? Gidecekler, Rus limanlarını topa tutacaklar. Şimdi işte İngiltere bunu uyarıyor. Diyor ki, itiraf dedi. Goven ve Breslau Osmanlı Devleti'ne sığınmasından sonra Osmanlı Devleti'nin savaşa gireceğinden endişe ettiler. Osmanlı Devleti'ne savaşa girmemesi için Osmanlı Devleti'ne bazı vaatlerde bulundular. Bu vaatlerin en önemlisi kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti bazı kolaylıklar tanıyacaklarını bildirdiler. Yani İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın savaşa girmemesini istiyor. Bir şekilde, yani devreye girmeyin diyor. Osmanlı Devleti'nin Almanya'da savaşa girmesinin nedenlerine bir bakalım. Demin az bahsettik bundan. İngiltere ve Fransa'nın, Rusya'nın son 200 yıldır sürekli olarak Osmanlı Devleti'nin parçalama politikaları izlemesi. Osmanlı Devleti'nin İngilizlerle yaptığı ittifak teklifini İngiltere'nin Rusya'nın tepkisini çekmemek için reddetmesi. Bunu da söyleyelim. Savaş başlamadan önce Osmanlı, evet ben seni ne olursa olsun hani bu savaşın içinde olmak istemiyorum falan filan, İngiltere'ye yanaşmak istiyor ama İngilizler şöyle bir tercih yapıyor. Rusya'yı mı alayım yanıma, Osmanlı'yı mı alayım? Onlar Rusya'yı tercih ediyor. Osmanlı da yalnız kalınca Alman ittifakına bu yüzden giriyor.
Osmanlı Devleti'nin yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi, deminden söylediğimiz İttihat Terakki yöneticilerinin Alman hayranlığı ve savaşı Almanya'nın kazanacağına inanılması Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girmesinin en büyük nedeni. Şimdi Almanya ısrarla Osmanlı'yı neden yanında savaşa çekmek istiyor? Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumundan yararlanmak istemesi. Savaşı geniş bir alana yayarak kendi savaş yükünü hafifletmek istemesi. Osmanlı Devleti'nin nüfusundan, özellikle nüfus gücünden, askeri, yani silah değil belki ama insan gücünden yararlanmak istemesi. Aynı zamanda yeraltı kaynaklarından, kömür, petrol gibi yararlanmak istemesi. Bir de en önemli isteklerinden biri ya da nedenlerinden biri halifenin dini gücünden yararlanmak istemesi. İstiyor ki Almanlar Osmanlı halifesi kutsal cihat ilan ederse İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerindeki Müslümanlar ayaklanır ve İngiliz ve Fransızlar dominyonlarından, sömürgelerinden yeterince destek bulamaz. Ancak bu düşünce çok da etkili olmayacak çünkü İngiliz-Fransız sömürgesi altında bulunan Müslüman ülkelerden halifenin bu çağrısına çok da karşılık gelmeyecek. Çünkü bunda İngilizlerin izlemiş olduğu politikalar ve milliyetçilik akımlarının etkisi fazlasıyla neden olacak. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na fiilen girişine bakalım. Az önce söylediğimiz Govern ve Breslav. İşte Akdeniz'de İngiliz donanmasına çıkıp Osmanlı Devleti bunları satın aldı. Karadeniz'e çıkmasına, burada bir tatbikat yapmasına izin verdi. Bu gemiler ne yapacak? Almanya'dan aldıkları direktif doğrultusunda Rus limanlarını, Odessa'yı, Sivastopol'u topa tutacaklar. Ruslar bir bakacak, beni kim bombalıyor? Beni Türk gemileri bombalıyor. Otomatikmen ne yapacaklar? Efendime söyleyeyim, Osmanlı'ya savaş ilan edecekler. Ve Rusların Osmanlı'ya savaş ilanıyla, ardından Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilanıyla Osmanlı Devleti ister istemez 1. Dünya Savaşı'na girmiş olacak. Arkadaşlar burada demişiz sadece Enver Paşa'nın bildiği bir operasyonla işte o donanmanın başındaki Amiral Şuson komutasına Yavuz Midilli Karadeniz'e açıldı. Bu iki gemiyle Rus limanları bombalandı. İşte 29 Ekim 1914 böylece Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na fiilen girmiş oldu. 2 Kasım 1914'te de itiraf devletleri Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar. Ardından da 11 Kasım'da Osmanlı Devleti itiraf devletlerine savaş açmış oldu. Şimdi 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin girişiyle neler değişti? Yeni cepheler açıldı. Savaş daha geniş bir alana yayıldı. Savaşın süresi uzayacak. İttifak devletleri rahatlama imkanı bulacak. Yani Almanlar İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklayacak. Şimdi demin söylediğimiz olay, yani savaş başladığı zaman oluşan itilaf ve ittifak grubuyla savaşın sonunda meydana gelen ittifak grubu, itilaf grubunun değiştiğini göreceğiz demiştik ya. Hani Osmanlı savaşa girecek, İtalya saf değiştirecek, başka işte Kanada geçecek, diğer Kanada geçecek. Şimdi arkadaşlar savaş, 1. Dünya Savaşı aslına bakarsanız sadece toprak, işte sen buraya aldın, ben buraya aldım savaşı değildir. Yeni dünya düzeninin kurulma savaşıdır. O dünya düzeninde devletlerin yerlerini alma savaşıdır. Ki İtalyanlar Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra kendi çıkarları doğrultusunda ne yapacaklar? Biraz da İngiliz oyunlarıyla saf değiştirecek. İtilaf devletleri kanadına girecekler. Savaşın gidişatında ileriki dönemde işte Osmanlı Devleti'nin yanına Bulgaristan girecek. Tabii ki itilaf devletlerinin kanadında çok daha fazla devlet sıralayabiliriz. Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Japonya. Daha sonra ABD'nin girişi savaşın kaderini tamamen değiştirecek. Onu da bir sonraki dersimizde anlatacağız. Görüşmek üzere.